Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ev yapımı fındıklı baklava tarifi vereceğim. Bize gerekli olan malzemeler 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 125 gram margarin veya tereyağı ve 1 bardak su. İyice yoğurma kabında elimizle karıştırıyoruz. 8-8,5 su bardağı kadar unumuzu ekleyerek çok güzel, özlü bir hamur yoğuruyoruz. Ne çok yumuşak ne çok sert olacak bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Ve bezeleri ayırıyoruz. 10 veya 11 tane beze çıkıyor bu hamurumuzdan. 150 gram ağırlığında. Bezelerimizi bir fincan tabağı büyüklüğünde sadece nişasta kullanarak açıyoruz tek tek. Ben baklava açarken un kullanmıyorum. Sadece nişastayla açıyorum. Ve bezelerimizi bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Dinlenmeleri için ben bu yöntemi kullanıyorum. Çok da kolay, pratik oluyor. Aralarına streç sererek üst üste koyuyorum birbirlerine yapışmamaları için. İsterseniz aceleniz varsa 1-2 saat bekletin. İsterseniz ben bu şekilde hazırlayıp buzdolabında bekletiyorum normalde. Mesela sabah açıyorum. Çok daha rahat açabiliyorum. Ve yine sadece nişasta kullanarak baklava bezelerimizi, hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Ne kadar ince açarsanız yufkalarınızı, baklavanız o kadar çıtır, o kadar güzel olur. Ben ilk başta nişastayı çok bol kullanıyorum. Sonradan hiç katmıyorum, eklemiyorum. Evet, açabildiğimiz kadar ince açalım. Baklavanın püf noktalarından bir tanesi de çok ince açmak. Ve bu şekilde incecik açmış olduğumuz yufkalarımızı artık tepsiye döşeme zamanımız gelmiştir. Bakın hiç yapışmıyor, dikkat ederseniz. Ben bugün yuvarlak tepsi kullanacağım. Bir kat serip, ikinci katı serip, öbür katı da bu şekilde hazırlıyorum. Tepsim 40 santimlik bir tepsi. Geriye kalan parçalarımızı da güzel bir şekilde tepsimize döşüyoruz. Yerleştiriyoruz. İsterseniz aralarına yağ serebilirsiniz, eritilmiş tereyağı. İsterseniz ben sadece üzerine seriyorum bolca. Ve her katına fındık seriyorum. Ama sizin tercihiniz tabii. Yani sadece ortasına da serebilirsiniz. Her yerine sermeseniz de olur. Nasıl tercih ederseniz. Ve yufkalarımızı aynı şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Uzun zamandır baklava işi yapıyorum. Uzun yıllardır baklava yapıyorum. Ve inşallah bütün incelikleriyle yaptığım baklavalarımı tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Aynı işlemle 6 tane yufkamızı açıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Dört tanesini yerleştirdikten sonra beşincinin üzerine fındık sermiyoruz. Ve sonuncu yufkamızı da seriyoruz. Geri kalan hamurlarımızı tekrar yerleştiriyoruz. Bu şekilde dört katına fındık sermiş oluyoruz. Kenarlarını içe doğru bıçakla kıvırıp kesmeye başlıyoruz. Bu arada 250 gram tereyağımızı tavaya alıyoruz eritmek için.
Burada bir püf noktası daha vereyim. Baklavamızın yağını erittiğimiz zaman tereyağımızı kızgın bir şekilde baklavamızın üzerine kesinlikle dökmüyoruz. Baklavamızın üzeri haşlanır, çok erken kızarır. Görüntü olarak hiç hoş bir görüntü olmuyor piştikten sonra. Bir de üzerinin köpüğünü alalım. Baklavamızın üzeri nar gibi kızarmış. Beyaza yakın olması lazım. İçinin de çok iyi pişmesi lazım. 180 derecede 1 saat 15 dakika pişiriyorum. Bu baklavamı kare şeklinde kestim. İnşallah çok farklı kesim baklavalarla karşınızda olacağım bundan sonra. Yağımızı eritiyoruz. Üstünün köpüğünü aldık. İçinin tortusu da tavamızın altına kaldı. Orta kısmı, yani temiz olan kısmını baklavamızın üzerine bolca serdik. 6 su bardağı su, 6 su bardağı şekeri tenceremize koyacağız. Birkaç damla limon suyu ekleyerek karıştıralım ve ocağa koyalım. Yaklaşık yarım saat kaynayacak. Köpükleri kocaman olduğu zaman ağırlaşıyor zaten. O zaman anlıyoruz baklavamızın şerbetinin olduğunu. Fırından çıkardığımız çok güzel pişmiş baklavamızın üzerine sıcak bir şekilde, ikisi de sıcak olacak şekilde serpiyoruz. Ve mis gibi ev baklavamız hazır.